Aşağıdakilerden hangisinde verilen açılar birbirinin tümler açısı değildir? Tümler açı demek ne demek arkadaşlar? Tümler açı birbirini 90 dereceye tamamlayan açılar demektir. Şimdi toplayalım. 45 ile 45'i toplarsam 90. Yani birbirinin tümleri. 89 ile 1'i toplarsam 90. Yani bu da birbirinin tümleri. 30 ile 60'ı toplarsam 90. Bu da bir birbirinin tümleri. Ancak 79 ile 101'i toplarsam 180. Bunlar birbirlerinin tümleri değil, bütünleridir arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 72 derecenin bütünleri, yani 180'e tamamlayan 108 derecedir. Doğru. Toplamı 180 yapar. 65 derecenin tümler açısının ölçüsü 35 derece. Tamam arkadaşlar 90'a tamamlaması lazım. 65 ile 35'i toplarsam 100 yapar. Ancak biz ne diyoruz? 90'a tamamlaması lazım. O yüzden eşit olmadığından dolayı yanlış olan B seçeneği yani 25 olmalıydı. Doğru cevap B seçeneği. Yukarıdaki şekilde AOE açısıyla geç açı arkadaşlar bu tümler açılar. Buraya A dersem eğer B, O, C Buradaki arkadaşlar buraya da B dersem A artı B toplamı 90 derece. Çünkü bunlar tümler açı. E, O, D açısı arkadaşlar burada 34 derece olarak verilmiş. D, O, C açısının ölçüsünün bütünler açısını soruyor. Şimdi şöyle düşünelim. Buradaki iki açının toplamı 90 derece. Tamamı ne kadardı? 180 derece. Şimdi bu ikisi A ile B'nin toplamı 90 ise diğer ikisinin de toplamı 90 olmalı. O bu zaman buraya ne kalacaktır arkadaşlar? 90'a tamamlamak için. 34 ile neyi toplarsam 90 yapar. Ya da 30, 90'dan neyi çıkartsam 34 yapar. 56. Şimdi 56 dereceyi bulduk. Bizden bunu istemiyor. Bunun bütünler açısından ölçüsünü istiyor. Bütünler dediğimiz şeyde arkadaşlar 180'e tamamlayacaktır. 180'den çıkartırsam eğer 124 derece bulunur. Doğru cevap D seçeneği. Bütünler iki açıdan. Şimdi bütünlerse arkadaşlar açımızın birini x dersem diğeri ne olmalıdır? 180 eksi x olacaktır. İki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 3 katıdır. Şimdi bunu 3 katı olan açı kabul ediyorum. Yani 180 eksi x eşit olmalı. Birincinin 3 katı. O zaman x eşitliğin karşısına atarsam 3x 1x daha 4x yapar eşittir 180'den her tarafı 4'e bölersem x eşittir. 45 derece bulunur. Küçük olan açı. Biri 45, biri 135. Tümler açısının ölçüsü. Bu 45 arkadaşlar. Bunun tümleri ne olacaktır? Yani 90'a tamamlayan. O da 45'tir. Doğru cevap. C seçeneği. Şekilde verilen ECD ve GCF iç açıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar buradaki 60 derece sıfırla 60. Demek ki buradaki açı 60 derece. Buradan 60 ile 120 arasına gelmiş arkadaşlar. Yani 60 derecelik açı var. Burası da 60 derece. O zaman burası da 60 derece olacaktır. Eş açılardır. Evet. Ölçüleri farkı 60 derece demiş arkadaşlar. Bizden doğru istediği için doğru cevap A seçeneği. Komşu bütünler açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 3 katından 12 fazladır. Şu şekilde çizelim arkadaşlar. Farklı farklı gösterelim. Bütünler açımız 180'e tamamlayacak. Birinin ölçüsüne x dersem diğerinin ölçüsü ne olacaktır? 3x artı 12. Şimdi bunun tamamı ne olmalı arkadaşlar? 180 derece. Öyleyse 3x artı 12. Artı x eşittir 180. 3x 1x daha 4x. 4x artı 12 eşittir 180. 12 eşitliğin karşısına atarsam 4x eşittir. 180'den çıkartırsam 12. 168. Her tarafı 4'e bölersem 42 derece. Küçük olan 42. Büyük olanı soruyor arkadaşlar. İster 180'den çıkartıp bulalım. istersek x yerine 42 yazıp bulalım. Değişen bir şey yok. Sonuç aynı olacak. Büyük olan ne olacaktır arkadaşlar? 138 olacaktır. Büyük olan açının ölçüsünü sormuş. Doğru cevap B seçeneği. Yukarıdaki şekilde DOA ile BOC bütünler açılardır. DOA ile şuradaki C ile BOC şu iki açının ölçüsü bütünlerdir. Yani bu ikisinin toplamı arkadaşlar 180 eşit. Şimdi bize AOB açısını soruyor. Yani şu aradaki açıyı soruyor. Hepsini toplayıp 360 eşitleyecektik. Yani burada ikisini toplayacağım. Yani A artı B artı 102 artı aradığım açı X diyorum. Tamamı 360 derece olacaktı. Peki bunun ikisini bize bütünler olarak vermiş. Yani bu ikisini toplamı 180. Artı 102 artı X eşittir 360. Toplarsam eğer 282 artı X eşittir 360 X buradan eşitliğin karşısına atarsam çıkartırsam ya yani arkadaşlar 78 derece bulunur. Doğru cevap C seçeneği. Yandaki şekilde BOC ile AOB açıları tümler açılardır. Tümler ise ne demek arkadaşlar? 90 dereceye eşittir toplamlara. BOC BOC açısını arkadaşlar burada A diyorum. AOB bu iki açı. Öyleyse şu şekilde yapalım arkadaşlar. 90 tamamlayacaksak bunlar demek ki buradaki açı dik açı. AOD açısı ile şuradaki açıya A dersem COD şuradaki açıya da A diyeceğim arkadaşlar. Eş açılar. COD açısının ölçüsünü soruyor. Yani tamamı ne kadar arkadaşlar? 360 derece. iki tane A var. Artı. Bir A burada. Bir A da burada. Bir de burada 90 derece var. Toplamı 360 derece olmalı. Buradan 2 çarpı A. 90 eşitliğin karşısına atarsam 360'tan 90 çıkartsam 270. Her tarafı 2'ye bölersem 135 derece bulunur. Doğru cevap B seçeneği. AOC noktaları doğrusal, AOD açısı ile AOB komşu tümler açılardır. Şimdi komşu tümler açılar dediğimize göre arkadaşlar 90 derece olması lazım. AOD, AOD açısı burası, AOB, AOB açısı da burası. Öyleyse bu aradaki açımız 90 derece. AOD açısına 1 dersem eğer yani arkadaşlar A dersem A, O, B açısı ne olacaktır? 2 A olacaktır. Bizden ne istiyor? B, O, C açısını istiyor. Yani şu aradaki açıyı istiyor. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar burası kaçtı? 90 dereceydi. O zaman 3 tane A eşittir 90 derece ise her tarafı 3'e bölersem A 30 derece olur. Bize ne lazım? 2 A lazım. 2 çarpı 30'dan 60 derece. Bunların bütünleri olduğuna göre biz de bütünlerini istiyor 60 derecenin. Bu da 120 derece olur. Do Şekildeki 3 doğru K noktasında kesişmektedir. SY ile GN'nin dik olduğunu söylemiş. SY ile GN dik ise arkadaşlar bu aradaki açı 90 derece. AKG'nin tümleridir. Tümleridir demek ne demek? 90'a tamamlayacak. AKG açısını bulursak arkadaşlar burada. Bu açıyı 90'a tamamlayacak olan açı neresi arkadaşlar? Şöyle gösterirsek eğer. AKS açısıdır. Yani şurası 90 derecedir. AKS veya SKA. Bunlar seçeneklerde olmadığına göre arkadaşlar. Bunun tersini kullanalım. Buradaki ters açısı da buna eşittir. Yani buradaki açı da aynı şekilde GKA açısına eşittir. AKG açısının. O zaman bunun tümlerine bakarsak arkadaşlar buradan elde edebiliriz. Burada da BKY açısıdır. Bu da şu açı. Bütünler iki açının ölçüleri oranı 7 bölü 11. Şimdi bütünler olduğuna göre arkadaşlar şöyle gösterelim açımıza. Şu şekilde olsun. Bir tanesi 7. 7'nin katı olacak. Bir tanesi 11'in katı olacak. Öyleyse ben bu açıya 7'nin katı diyorum. Buradaki açımda o zaman 11'in katı olacak. Tamamı ne kadar? Bütünler olduğu için 180. 11K artı 7K toplamı 180 olduğuna göre 18K 180 olacaktır. Buradan K eşittir. 10 olarak bulunur. K'yı 10 olarak bulursak yerine yazarsak 7 çarpı 10'dan 70. Küçük açının ölçüsü 70 derece bizden bunu istiyor. Doğru cevap B seçeneği. Yukarıda bir sarkacın hareketi boyunca oluşan bazı konumları gösterilmiştir. Sarkaç üçüncü konumdayken zemine diktir. Şimdi üçüncü konumumuza bakalım arkadaşlar. Zemine dik olduğuna göre buradan şunu çıkartabiliriz. Demek ki burası 90 derece. Yani A açısı, B açısı ve 40 derecenin toplamı A artı B artı 40'ın toplamı 90 derece. Öyleyse A artı B'nin toplamı 50 derece olarak bulunur. A artı B'yi 50 olarak bulduysak arkadaşlar diğer tarafa geçelim. Diğer tarafa geçtiği zaman burası da 90 derece olmalı. Burada ne var? A açısı var, B açısı var, C açısı var ve D açısı var. Bunların toplamı da 90 derece olacak. Ben A ile B'nin toplamını 50 olarak bulmuştum. O zaman C artı D toplamı da ne olacaktır? Burası 50 ise 50 ile C artı D toplanınca 90 ediyorsa çıkartırsam arkadaşlar 40 olur. Şimdi D açısının da bir açı olacağı için en az 1 derece olacağından dolayı arkadaşlar bunun alabileceği en büyük doğal sayı değeri 39 olabilir. Doğru cevap D seçeneği.